Evet sayın seyirciler, işte gördüğünüz gibi gezilerimiz devam ediyor. Bugün Hasan'dayız, akşamüstü çat kapı yapıyoruz. Demirhan konağına geldik. Acaba içeride kimler var? Hemen bir bakalım. Kim çıkacak? Evet, bizi içeri alırlar mı inşallah? Kapıda kaldık. Efendim biz kapıda kaldık. Vallahi kapıda kaldık. Sayın Bey hoş geldiniz. Efendim. Sayın Yaman sizi görmek ne büyük mutluluk böyle. Akşamüstü efendim rahatsız edin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çat kapı yaptık. Kapıda yazıyı görünce hemen dedik ki Alihan Demirhan Bey'i burada yeri dedik. Ali Asker. Ali Asker Bey. Evet efendim. Demir Beyhan Hanım burada. Kendisiyle hemen konağa gezeceğiz. Çat kapı yaptık kusura bakmıyorsunuz değil mi efendim? Hoş geldiniz. Sağlık, hoş geldiniz. Buyurun gidin. Evet hemen konağa girdik içeri. Vallahi içeri aldılar bizi. Efendim devam ediyoruz. Efendim. Sayın Başkan ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Konağımızda neler var neler yok? Bize bir anlatın. Teşekkürler. Genellikle hafta sonları Kırıkkale Hasan'dayız. Demirhan konağında. Dede baba yadigar yerde anlarımızı yaşıyoruz. Dostlarla muhabbet ediyoruz. Sizin gibi değerli dostlar gördükçe de mutlu oluyoruz. Biz efendim geçiyorduk. Sizi de tahmin etmedik ama yine de bir uğraktırdık kapıya. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Gerçekten sizi ve ekibinizi görmekten, ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizin başarılarınız bize bir Kırıkkale olarak büyük mutluluk veriyor. Allah yolunuzu hep açık etsin. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne diyoruz efendim? Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim kapımız bütün Kırıkkalelilere sonsuza kadar açık. 24 saat gelebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, konakta neler var? Bir anlatır mısınız? Vallahi konak şöyle söyleyelim. Benim eşimin burada doğduğu, eşim burada doğmuş. Bizim dedelerimizin dededen kayınpedere kalan, kayınpederden de bizlere kalan tabii bu şekliyle kalmadı. Biz 2 yıl içerisinde bayağı bir harcama yaptık. Restorasyon yaptık. İşte bahçesi gördüğünüz gibi. İçerisi. Yani konağımızda 10 odamız var. Alt katta 5 oda. Üst katta 5 oda. 60 yıllık mı? 50 yani 60-65 yıllık gibi. Yıllık. Evet. Çünkü benim eşim 51 yaşında. Eşimin de yaşı ortaya çıktı bu arada. Ama yine de eşim geceleri saymadığı için benden küçük sayılır. 25,5 yaşında eşim. Ben 46'yım, eşim 25,5. Şunu diyebiliriz mi? Küçüklük hep buradan geçti. Evet, eşimin yani küçüklüğü burada geçmiş. Biz eşimle de amca çocuklarıyız. Ben de tabii hatırlıyorum. Hatırlıyorum konağı. Komşu muydunuz? Amca çocuklarıyız da tabii evlerimiz yakındı. Eşimle komşuluk şöyle oldu. Aynı fakülteyi okuduk. İkimiz de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyuz. Eşim 1985 mezunu. Ben 89 mezunuyum. Yani soy ismim değişmedi. Ben çok mutluyum. Aynen devam. Evet, aynen ben devam. Ben arayayım. Vallahi devam ediyor Sayın Başkan. Buyurun aynı devam edelim. Paylaşarak devam ediyoruz evet, biz de. Evet. İnşallah gezeceğiz. Sayın Başkanım, bahçemizde çim ektik. Etrafı ağaçlarla ve çiçeklerle süsledik. Çok güzel meyve ağaçlarımız var. Süs ağaçlarımız var. 85 evet. Her tip meyve var. Mesela neler var? Vallahi kestanesi, hurması, elması, armut, kayısı, kiraz, vişne, üzüm. Bunları yiyeceğiz mi zaman geldiğinde? Tabii hepinizi bekliyoruz. Hemen konağın yanına geldik. Akşam olduğu için çat kapı yaptık. Evet, Sayın Başkan. Burada bu tarafa depomuz var. Altta işte hem mutfağımız hem konuklarımız için odalarımız var. Üst katta da aynı şekilde banyosu, salonu efendim. Çalışma odası, yatak odası derken nostaljiyi burada yaşıyoruz. Burada asmamız var. Bir misafir geldiğinde kaç kişi kalıyor efendim burada? 20 kişiyi ağırlarız. 20 kişiyi ağırlarız evet. Konakta. Toplam 10 odamız var. Yani bir odayı biz kullanıyoruz. Geriye kalan 9 odada ağırlayabiliriz. 200'ye kadar konu ağırlamak genellikle akrabalar mümkün. Akrabalar mı geliyor yani? Akrabalar da var. Arkadaşlar mı? Ya dünyanın dört tarafından dostlarımız var. Türkiye ağırlık olmak üzere. Akrabalar da var ama ağırlık olarak diğer burada dostlarımız, benim arkadaşlarımız. Benim konakta kalan da var, isim burada bakıcı da var değil mi? Yani? İlgilenen bir aile var, sağ olsun. Evet, evet çok teşekkürler, çok güzel bakım yapıyor. Yoksa biz bir hafta sonları gelebiliyoruz. Misafir gibi geliyoruz, misafir gibi biz gidiyoruz. Hafta sonu denk gelmiş ki o zaman iyiymiş. Bence de çok iyi oldu. Mesela çok çok iyi oldu. Gelseydik yoktu. Evet, olmayabilirdik. Evet. Ne diyoruz efendim? Efendim burada bitkilerimiz var, biberimiz, nanemiz, maydanozumuz, taze meyveleri, sebzeleri dostlarımıza ikram edelim diye ektirdik. Karpuzumuz da olacak inşallah önümüzdeki ay. Patlıcan var. Biberimiz, patlıcanımız, arada
Beyhanımız, fesleğenimiz. Oo, patlıcan yetişmiş, patlıcan var. Akşam da olsa vallahi görürüz. Evet. Patlıcan küllemesini bebek sever misiniz? Bekleriz başkanım. Evet, evet. Bekleriz. Bakın biberlerimiz var. Şurada ne diyor, fesleğen mi? Fistikan. Evet. Reyhan. Biberlerimiz. Ben pazarda bulamıyorum bunu. Niye böyle? Lütfen her zaman buyurun, gelin ikram edelim. İki renklisi de var bizde başkanım. Bir moru var. Evet, bir yeşili, bir de o renkte olan var. Ayrıca üzümlerimiz var, asmalarımız. Orada bu asmada üzümlerimiz var. Eylül ayında inşallah ikram edeceğiz gelirseniz. Konağın arkasında yine büyük bir bahçemiz var. Evet. İşte çok özür dileyerek söyleyeyim, ahır olarak kullanılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların barınabileceği bir yerimiz var. Tavuklar. Evet. Var da var efendim. Çok evet. Şey güzelmiş. Akşam da olsa, çat kapı da olsa vallahi. Her zaman gelebilirsiniz. Her zaman bekleriz. Çiçeklerimizin güzelliği gerçekten çok güzel. Özellikle ben şu beyaz çiçekleri çok seviyorum. Gelin tacı. Ne deniyor buna? Gelin? Koku var mı orada? Kokusu var başkanım. Vallahi ben kokulamadım. Evet. Manolya gibi bir kokusu. Evet. Evet, burada da yine el işi bir mangalımız ve mutfağımız var. Gördüğünüz gibi bir tasarım yapılmış burada. Neye dikkat edildi? Başkanım, özellikle hazır olmasını istemedik. El emeği olmasına çok özen gösterdik. Sağ olsun, bunu yapan ustamız da çok güzel yaptı. Kırıkkale Yahşanlı. Hatta ben ustamızın ismini de vereyim. Bu taş dünyasının sahibi Murat Yarar Bey. Emeğine teşekkür ediyoruz. Bir hemşerimizin eseri, evet. İstediğimiz şekilde ayarladı, sağ olsun. Bir nezih bir olmuş. 3,5 metre uzunluğunda, 4,5 metre boyunda, mutfak kısmı olan sırf granit. Burada bir çay olayı var. Çayımız var. Evet. Çay da var yani. Vallahi ben evet, gördüğünüz gibi çaylar çekettim. Oo, demlenmiş. Biraz sonra çay içeceğiz. Biraz önce mangalda misafirlerimiz vardı. Evet. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Yetişemedik. Bekliyoruz başkanım inşallah. Ama tekrar yaptırırız. Bunu yazıyor. Evet. Şimdi burada da misafirlerimizi 50 metrekare. Evet, 50 metrekare büyüklüğünde bir kamelyamız var. 20-25 kişiye burada hizmet verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, yine misafirlerimiz vardı. Döküntü içinde, kusura bakmayın. Biz zaten böyle kalabalık. Yok, döküntü olsun diyoruz. Evet, dostlarla olur. Birlikte güzel oluyor tabii her şey. Dostlar kimde efendim, sorabiliriz yani. Sohbetimizde. Siz, hepimiz, sizler, evet. Kardeşlerimiz, hepimiz. Bu akşam biraz önce akrabalarımız vardı, kardeşlerimiz, onları uğurladık. Evet. Bir tasarım olmuş burası da yine. Evet, bayağı büyükçe oldu. Evet, daha benim fikrim doldu ama daha çok büyük emek Beyhan Hanım'a ait. Ben bürokraside yoğun işlerle meşgulken Beyhan Hanım hem tasarımında hem finansmanda büyük katkı sağladı. Buraya bir marka haline getirdi. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bunlar ince iş. Çok değil teşekkür mi? Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir tasarım. Evet, burada gördüğünüz gibi başkanım 600 metrekare bir çimlendirilmiş alanımız mevcut. 2,5 ve 4 kat boyutunda bir şelalemiz var yine. Gördüğünüz gibi el işi. Belki ilerleyen günlerde içerisine balık da koymayı düşünüyoruz. Havuz olunca balık olur. Evet. Evet. Vallahi eşimin fikri bu. Sadece bir iki modifikasyon yaptık biz. Konağımızda uyumlu bir şelalemiz olsun istedik. Malum seslerden birisi su sesi. İnsana huzur ve mutluluk veren, umut veren. Biz konağımızda su sesinin dostlarımızla birlikte paylaşılmasını arzuladık ve mutluyuz. İşte gördüğünüz gibi güzel bir havuz. Ali Bey olsun, Beyhan Hanım olsun, gerçekten güzel bir hazırlık yapmışlar. Burası Hasan Dede'nin en güzel yerlerinden Demirhan konuğu diyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Kameraman arkadaşım da etrafında dönüyor. Bekliyoruz. Efendim, Demirhan konuğu, Demirhan ailesinin bir eseri olması yanında Hasan Dede'nin ve Kırıkkale'nin de bir markası olsun arzusundayız. Ve güzellikleri her zaman dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Bu vesileyle biz ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Tekrar bekliyoruz sizlere. Her zaman başınızın yemekli, tarzısınız. Yemekli bekliyoruz. Yazdık zaten. Evet. Hemen notunu aldık. Mangala bekliyoruz en kısa zamanda. Evet, sanıyorum bu programı kamuoyuyla da paylaşacaksınız. Bu vesileyle de
değerli hemşehrilerimize ve izleyicilere de selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet işte efendim gördüğünüz gibi Demirhan Konağı'nı ziyaret ettik. Akşamüstü oldu ama gerçekten de ben burayı gezmek istiyordum. Kapıyı çaldım. Vallahi misafir varmış içeri ev sahibi varmış içeri girdim. Ben bir sonraki konakta buluşmak üzere diyeyim. Hoşça kal diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kal diyorum efendim. Okey.